Deniz Bey konusunda şunu düşünüyorum. Aslında bir böyle Tayyip Erdoğan bu işleri çözer canavli gördüm ben buralarda. Ama Tabii. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu işi çok böyle önemsemedi galiba. Yani ya da hani bankanın suçlu olduğuna ya da bu olaya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Bu da ilginç. Pardon, son cümleyi anlayamadım. Bir mesaj geldi, ona bakmıştım. Neydi? Bu da Değerlendirmeli. yani Recep Tayyip Erdoğan bu konulara ilgin bir değerlendirme yapmadı ve Yaptı, futbolcular yaptı aslında. yani bir biçimde göz kırptılar ona ama çok karşılık bulamadıklarını Denizbank üzerinden görüyorum. Haksız mıyım Evet. yani? Bence değerlendirmesi çok ortada gibi görünüyor. Uçakta bir açıklaması oldu. İşte bankanın yöneticileri de inceleniyor dedi. Tabii ki incelenecek. İncelenmeli de zaten. Varsa öyle bir şey. Çünkü bir MASAK raporu gelecek ya, ondan bahsediliyor. Ya da bir kara para incelemesi de var bir yandan. Yani dediğim o, bir yerden bir belge çıkarsa deriz ki aa böyleymiş. Şu an yok öyle bir belge. Ama bence orada asıl mesaj insanlarımıza da örnek olsun. Böyle yüksek faizli fonlara vesaire faizlere güvenip de işte böyle şeyler yaşamasınlar diyerek futbolcuların orada yaptığı şeye çok net altını çizdi. Zaten benim daha ilk günden beri anlattığım şey şuydu. Erdoğan'ın para ödensin diye bir talimatı olduğunu ben hiç duymadım. Zaten belirtiler de Tam bunu da aslında göstermiyor. bunu sen daha net ifade ettin. Böyle bir talimat olmadı. Yoksa bu iş bitmişti yani bence. Bence biterdi yani. Hepimiz bu ülkenin dinamiklerini biliyoruz, biterdi. Ama bence böyle bir talimat yok. Zaten talimat şöyle, o benim anlattığım havaalanında gidip yapılan görüşmede Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanı olması hasebiyle konuyla ilgilen, yani dosyaya bak, daha detaylı inceleme yapılsın, neyse ne diye, hatta dosyayı açmalarına bile izin vermemiş. Açmayın şimdi demiş, Soylu'ya devretmiş, ilgilensin diye. Zaten o görüşmeden sonra 3 kişi daha, 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 3'e çıktı. Yani dosya ne oldu? Genişletilmiş oldu. Bir anda o talimatın gereği yapılmış oldu. Çok açık bir şekilde. Ama sonradan bankaya giden telefonun Erdoğan'dan değil Soylu'dan gittiği iddiası var. Çünkü orada da futbolcuların baskısı, Fatih Terim'in baskısı, yani ödensin, banka bunu halletsin noktasında Süleyman Soylu'nun şey, reis bu olayı çözmemizi istiyor. Paranızı ödeyin gibi bir tavsiyede bulunmuş olabileceği, ama bankanın bunu yapamayacağını söylediğinde de konunun kapandığını öğrendim ben. Yani söylenen bu. Yok ille de bunların parası ödensin. Ne olursa olsun ödensin denseydi ödenirdi yani. Ben bunların hiç kuşkum yok. Özel banka, kamu bankası gibi bir şey de ayırmıyorum. Ödensin dense ödenirdi. Ama şunu da söyleyeyim. Bankanın yabancı sahibi olan Dubai'li ailenin de bu konuda banka yönetimine çok destek olduğu. Yani hukuken bunu ödemenin mümkünatı yoksa ödenmemesi gerektiğine dair bir tavrının olduğunu da biliyorum. Onu söyleyeyim. Yani bank şey değil. Ama yine de bir kanıtım daha var bu tezime. BDDK raporu, ki BDDK başkanı doğrudan Erdoğan'a bağlı. BDDK raporu bankayı biraz sıkıştırabilirdi. O da yok. Tamamen bankayı kenara çekiyor. O zaman. Hatta ben yine sağlam bir duyum şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın dosyanın içeriğini öğrendikten sonra, çünkü havaalanında bilmiyor ne olduğunu. Yani orada futbolcular çok üzülüyorlar. Muslera ağlıyor. Paramızı kurtarmamız için bize yardım edin diye. Bu kadar ortam duygusallaşınca sonuçta yani parasını batmış, milyon dolarlarından olmuş futbolcular var ve ülkenin en güçlü insanından yardım istiyorlar. Burada bir Yani yardım çığlığı var. aralarında çok sevdiği futbolcular ya da teknik Var. Evet, direktörler var. Evet. Erdoğan'ın futbola sevgisini hepimiz biliyoruz. Yani maç bu ya bir sürpriz değil yani. Var evet, ama orada konuyu bilmiyor. Bilmediği için de dosyaya da bakmadığı için, detayı da bilmediği için talimatla geçiştiriyor. Ama duyduğum kadarıyla sonradan bu işin böyle yüksek faiz vesaire bankanın kayıtlarına girmeyen bir şey olduğunu öğrendiğinde kızdığını da söylediler yakınlarındaki danışmanları. Yani Bu bu da kızgınlık nedeniyle de o paranın ödenmemiş olması çok daha mantıklı bir hikaye. Bütüne baktığımda ben bunu görüyorum açıkçası. ya bu bu da bu bu söylediğin de çok enteresan bir şey. Yani Muslera'nın ağlamış olmasından itibaren çok ilginç bir şey yani. Ve Erdoğan'ın
iddiaya göre buna kızmış olması da çok enteresan bir şey. Sonradan dosyanın mahiyetini öğrenince sonradan, ki zaten uçakta yaptığı açıklama da buna benzer. Böyle insanlara aldanmayın, yüksek faiz, fon, mon falan filan. Bunu millete ders olsun demesi aslında ona kızdığının da halka açık ve şeyi bence yansıma. Paranın ödenmesini istemediği gibi, sonradan bunu öğrenince kızdığı gibi, bir de sonradan futbolcuların bu parayı alamayınca, çünkü hani bununla ilgilenin sözünü bir parayı da ödeyin gibi hissettiler herhalde. Yani bu parayı bize banka öder, bir şekilde sıkıştırırlar. İşte bankanın konuşmada geçiyor ya, banka zarar görür diye. İşte bu dilekçelerin nedeni bu. Bu avukatların tavrının da bu. Ya yani bankayı sıkıştırırsa, itibarından yani zedeleneceğini hissederse öder mi acaba sıkıştırması bence bu. Sonradan bu paranın alamayacaklarını anlayan bazı futbolcuların Erdoğan'ı bir kez daha görmek için hamle yaptığını, ama Erdoğan'ın onlarla görüşmediğini, yani gördüğü halde konuşmadığını da biliyorum. Bu da çok enteresan bir şey gibi. Bu da ikinci kısmı dizinin. Evet. Yani evet. Çünkü şöyle bir şey var. Belki dosyanın içeriğini öğrendikten sonra belli ki yani söylenenler doğruymuş ki ikinci buluşmada, yani buluşma ve konuşma isteğiyle yaklaşmak isteyen futbolcularla konuşmamış.